Kıymetli vatandaşlarım, sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Dış politika meselelerinin yeniden öne çıktığı günlerden geçiyoruz. Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor. 2000'li yıllarda başlayan doğalgaz aramalarında Kıbrıs Rum kesimi, Yunanistan, Mısır gibi ülkelerin bizleri adeta köşeye sıkıştırma gayreti içinde olduklarını görüyoruz. Türkiye'nin kendisine karşı oynanmaya çalışılan oyunlara seyirci kalması düşünülemez. Bu oyunlara karşı ülkemiz, diplomasi dahil her alanda harekete geçmiş, gerekli karşılıkları vermiş, vermeye de devam etmektedir. Libya ile imzaladığımız Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması, Akdeniz'i bize dar etmeye çalışanlara sağlam bir cevaptır. Biz, attığımız her adımda uluslararası hukuka azami ölçüde riayet ediyoruz. 21 Temmuz'da Meis ve Rodos adaları arasında NAVTEX ilan ederek, yani burada sismik araştırma yaptığımıza ilişkin denizcilere uyarıda bulunarak uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımızı kullanmaya yönelik hamlemiz de buna dahildir. Bu hamleleri yaparken sorunları diyalog ve müzakere yoluyla çözmeye de azami gayret gösteriyoruz. Türkiye olarak bizim iyi niyetimizi suistimale kalkışanlar, oyun bozanlık yapanlar hiç kusura bakmasınlar. Türkiye, hakkını ve hukukunu koruma konusunda kararlıdır. Biz çözümün adresi olarak diyalog ve müzakereyi işaret ederken, Yunanistan'ın çağrılarımıza kulaklarını tıkayıp bölgeyi kaosa sürüklemek ister gibi Fransa ve Avrupa Birliği'ne davetler çıkarması kabul edilebilir değildir. Fransa'nın Türkiye'nin meşru haklarını yok sayıp çeşitli bahanelerle bölgedeki askeri varlığını arttırma girişimi ise tehdit ve şantajdır. Doğu Akdeniz'de herkesin kazanacağı çözümün yolu şantajdan değil, diyalog ve müzakerelerden geçmektedir. Bizim kimsenin toprağında, denizinde gözümüz yoktur. Ancak başkalarının da bizim kıta sahanlığımızı yok saymasına, denizimize göz dikmesine seyirci kalmayız. Uluslararası hukuk çerçevesinde, tüm imkanlarımızla hakkımızı sonuna kadar savunmaktan asla çekinmeyiz. Hepimizin bildiği bu gerçeği, bölge ülkelerinin ve dünyanın da bir an önce idrak etmesini temenni ediyor, sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.